Bunlar iade olacak. Lütfen geri götür. Ellerine sağlık Alacığım. Çok güzel olmuş. Şifa olsun canım benim. Bak bu seni nasıl ayağa kaldıracak? Sancım var biraz. Ben bir yürüyeyim. Bebek odasının eşyalarını götürüyorlar. Türkan belki böylesi daha hayırlı olmuştur kızım. Anlamadım. Neymiş hayırlı olan? Yani bazen bizim için hayırlı olan şeyler iyilikle gelmez ya. Anne ne söylemeye çalışıyorsun? Gevelemeyip açıkça konuşur musun? Bebeği diyorum. Belki de doğru zaman değildi bu. Ne diyorsun anne sen? Benim canımdan can gitti. Ben bebeğimi kaybettim. Sen böylesi hayırlı oldu mu diyorsun? Seni bu evde tutan şey o bebekti. Yani ben bilmiyor muyum? Mine'nin iyileşmesi filan bahaneydi hep. Yani o bebek olmasa sen evimize dönecektin. Artık bu evle bir bağın kalmadı. Bitti artık. Hadi dönüp evimize gidelim. Sen hala orada mısın anne? Nasıl böyle düşünebilirsin? Ben bebeğimi kaybettim. O bağ benimle bebeğim arasındaydı. Canım yanıyor benim, farkında mısın? Sırf sen öfken, inadın yüzünden benim bebeğimi kaybetmeme sevinmişsin. Bir de gel eve geri gidelim diyorsun. Ben gerçekten inanamıyorum böyle düşündüğüne. Bunu mu müjdelemeye geldin? Yok Alacığım, annen öyle söylemedi. Tamam, tamam hala ben anladım. Annem telefonu yüzüme kapattığında da anladım. Zaten babam da benim yüzümden evi terk etti ya. Türkan. Ben senin acına sevinebilir miyim kızım? Sen nasıl böyle düşünürsün? Anne lütfen. Gider misin? Türkan. Anne git lütfen. Derya'ya tokat atan ve annemi evinden kovan ablam. Ablamın sesini duyunca telefonu yüzüne kapayan. Kapıda yalvaran kızına dönüp bakmayan annem. Avaz avaz bağıran ve evi terk eden babam. İçten ve dıştan kemiriyordu. Bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek şeyler oluyordu. Kırmızı kapılı evimiz ve içindeki iyilik giderek uzak bir masaldı artık. Belki de biz hiç yaşamamıştık. Anlatamadım ben içimdeki yangını. Anlatamadım. Ah Nesrin. Bugün söylemeyecektin o sözü. Gel. Türkan Hanım, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Ben şu borçları alayım.
Ayla, bir ara şu halıyı aldırır mısın üzerine çay döktüğümde? Tabii tabii. Kiraz nasıl, iyi mi? İyi. Getirir misin, ben biraz seveyim Kiraz'ı. Şey, Kiraz bir süre bu odaya gelmeyecekmiş. Bundan sonra Rüçhan Hanım'ın odasında kalacakmış. Neden? Mine istedi değil mi? Yok, hayır. Somer Bey öyle istedi. Tamam, sağ ol. Kadar çabalarsam çabalayayım, ne yaparsam yapayım hiçbirine yaranamıyorum. Kabahatle hep ben oluyorum. Nesrin'cim, çocuğun acısı çok taze. Sen kötü bir şey söylemedin ki. O anda yanlış anladı. Bak, biraz zaman geçsin, hatasını anlayacak, göreceksin. Ben yanlış anlamışım Nezahat. Mektubu alınca o kocasını affetti. Bizi sildi bütün aileyi. Aşk olsun Nesrin. Türkan hiç ailesinden vazgeçer mi? Onun kafası şimdi çok karışık. Başına bir sürü olay geldi. Üstüne evladını kaybetti. Bir kendi kendine kalamadı ki çocuk akıllı mantıklı karar versin. Ben aslında yanlış yaptım. Ben Mine'yi öğrendiğimde hiç saklamayacaktım. Olduğu gibi anlatacaktım her şeyi Sadık'a. Olaylar da bu raddeye gelmeyecektim. Sadık Türkan'ın bebeği düşürdüğünü öğrenince işte sabah geldi. Nasıl dolduysa artık, içinde yıllardır ne biriktirdiyse hepsini saydı, döktü, bağırdı, çağırdı, gitti. Yıllardır derdi varmış meğer, ben ne tutmuş içinde. Biliyor musun? Fatih'in Almanya'ya gidişinden bile beni sorumlu tuttu. Nasıl böyle bir şey söyler ya? Allah Allah, onu Fatih doldurmuştur. Oraya gidip geliyor ya, kesin o yapmıştır. Yok yok. Yani bunların hepsi bahane, Fatih falan değil. Ya dolmuş, dolmuş. Biriktirmiş yıllarca. Ben daha dedim, bu kadar nefret ediyorsan boşanalım. Ay Nesrin, yok yapma, o kadar da değil. O kadar. O kadar. Bitirmiş o kafası da çoktan. Dava açacağım diye vurdu kapıyı, çıktı gitti. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Kaç yıllık yuva yıkılır mı Allah aşkına? Yıkılmış meğer. Anne! Dönüş geldi. Hadi toparlan, seni böyle görmesin. Hadi kalk. Kalk canım. Mutlum yarabbim. Anneciğim, neredesin? Hah. Anne, bunlar senin için. Halacığım burada olduğunu bilmiyordum. Bu da senin için olsun. Canım, almış kadar oldu. Bakın, akşam için taze balık aldım. Birlikte yeriz. Ah güzelim benim, sen para kazanıyorsun da eve balık mı getiriyorsun? Neyle aldın bunları dönüş? Harçlıkla mı? Anne, bugün maaş ödediler. 10 günlük hakkım bu kadarmış. Birazcık da arttırdım. Bakın, babama da kravat aldım. Beğenir mi sizce? Ah düşünceli kızım benim. Çok güzel. Harcamasaydım paranı anneciğim ya. Olur mu anne? Eve alışveriş yapmak çok hoşuma gitti benim. Hem kalan parayla faturalardan birini de ödeyebilirim. Yok hayır. Kalsın paran cebinde. E tamam, pazar alışverişine kullanırız. Güzelim benim. Anneciğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? Babam mı kırdı yoksa kalbini? E dönüş. Ablam bebeği düşürmüş çocuğum. İyi mi peki? Nasılmış ablam? Ne olmuş? Dün gece kanaması olmuş. Kaybetmiş. E tamam, gidelim hastaneye, görelim hemen ablamı. Yok, gitme bir yere kızım. Eve çıkmış iyi. E tamam, evine gidelim o zaman görmeye. Gitme dediysen gitme dönüş. Şimdi sana da bir laf eder. Gitme. Ya tamam, söylesin.
Ablam o benim. İhtiyacı vardır beni görmeye. Dönüş sırası değil. Gitme evladım. Ve hala neden? Biz annenle gittik. Ablan kovmaktan beter etti annene. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.